Tabii efendim. Evet, ben şu an yayın geçmişinden sesimi kontrol ettim. Sesimde bir Tabii sıkıntı efendim. yoktu. Bu arada thanks for follow guys. Hemen bir geçelim. Harbor City'deyiz yine. Son 7. haftanın map'i Harbor City ve Triarchy atakta olacak. Jack Tultras defansta olacak. İlk maçı kazanan takım Jack Tultras oldu. Güzel bir oyun sergilediler. Hızlı bir şekilde oyunu bitirdiler. Hemen bir bakalım. Yine bir tane uzun yayları ve kısa yayları var kanka Triarchy'nin. Ve bir mızrak, bir tane asasları var. İki de grev oynayacaklar. Bakalım tekrardan şeye, Jack'te. Siz görüyor musunuz abi? Evet, Evet. görüyoruz. İki tane Musket. Şimdi bir tane Asas'a döndüler. Obliate ilk oyunda var mıydı? Asasları yoktu bildiğim kadarıyla. 3 maskıtları, bir kargıları vardı. Şimdi 2 maskıt, bir de asasları var. Bakalım nasıl bir maç göreceğiz. İlk maça nazaran nasıl bir maç olacak? Hızlı mı bitecek veya Jack Tulturas savunacak mı? Hızlı bit yani imkansız bu arada. Abi şey, bence Triarchy'nin oyununu bitiren şey hepimiz ortak bir kanadayız bence. O aradaki tost olmaları. Yani orası çok ne kadar mantıklıydı. Ya savaşlarını kim yönetiyor biliyor muyuz? Takım kaptanları SEABE. Turnuvanın yöneticisi. Bizi de turnuvaya almayan değil mi? Bu arada turnuvaya başvurular açıldı. Başvuracak mısınız Ahmet Bey? Bilmiyorum. Bence Bence başvurmalısınız. başvurmalısınız. Bak aynı Bence anda de. söyledik. Tabii Bu arada efendim. CBR'le de ortaklaşa bir şeyler yapacaklarmış. Bence kesin başvurun. Abi şey bu turnuva için mi diyorsun Evet. başvurun diye? Evet. Ne zaman olacak ki bir dahaki turnuva? Çok yok mu? Yok. Az kaldı ya. Bakayım Ya ben ben de. aslında şey için söyledim. Bir dahaki sezon oynayıp oynamama gibi bir ihtimalim var. Oyunu. Ona Oynarız göre. Ona göre bir düşünmem gerekiyor. evet, ilk trebüşesini kullandı Triarchy. 22 Mayıs. Ne oluyor 22 Mayıs'ta? Başlıyor yeni Oha, bu turnuva kadar uzun şey. başlıyor. Evet. Evet. Abone. Onun için başvurun diyorum ya abi. Şu an arka tarafa doğru bir Triarchy'den 3 tane oyuncu gitti. Onları karşılayan Kicker Ghost ile Apache. Şu an arka tarafa doğru da Guet de gitmeye başladı. 4 kişiye karşı 3 kişi. Oradaki unitler yetersizse bu arada Sally'e atıp direkt oraya temizleyip geri dönebilirler. Bence o yüzden bir Kuyat bakıyor şu an. Ama sallıyor. Bence arkadan girecekler mi girmeyecekler mi derken nasıl aldı o kili Guet? Ben onu ya kaçırdım. Adamı kapıp içeriye mi getirdi? Helal. Büyük ihtimal evet. Yani ilk kili Evet. aldı adam. Arka taraftan seli yapmasınlar diye mi bekliyorlar? Yani şeylerle Evet. birlikte. Evet. Bir de adam tutmak için genelde yapılıyor bu map'te ama. Ama sanki kırmızı taraf tutuyor gibi geldi bana. Hı, Hani aynen, savunan yanlışım. taraf daha avantajlı yani şu an. Evet. Çünkü 4, 5, 6 bu arada girecekler bence oradan. Bir yönelme var, evet doğru. Alet Gergin diyor ki benim sadakat puanı neden sıfırlandı? Ben kimsenin sadakat puanını sıfırlayamıyorum. Aletçim, Fıratçım. Evet, şu an kuleler dayanmaya başladı. Arka tarafa doğru. Abi arka Bu tarafa arada çok unit girecekler mi? kaybederler. Ne yapıyorlar? Cevkev var şu an. Şu an Burada bir Cevkev var da. bakayım, kapı var. Ne O yapacaklar çok unitlerle oraya merak ettim. giremezler. O unitlerle oraya Yani giremezler. şey, darlamaya mı çalışıyorlar diyeceğim Abi bence ama. o şey yapmış olabilirler. Adamları biraz aşağı çekip ama niye ki zaten sur A bedava mı bırakıyor? Evet abi, bedava. Aşağıya çekecekler diyorsun ama zaten aşağıda oynayacaklar. Yani niye bu zaman? Bilmiyorum. Yani seli yapmalarından mı korkuyorlar? Çünkü birimlere bakarsan hepsi yeşil. Bakalım abi birimlerine. Yani çoğu yeşil. Şu an değiştirmeye başladılar. Bence merdiven tutacak gibi bir şey.
Şu an A'yı Savunan capliyorlar. 10 dakikamız var. Büyük ihtimal 3 dakika daha eklenecek. 13-14 dakika bir maç seyredeceğiz. Evet, 14 dakikamız var. A keplendi. Hemen bir bakalım. Jack Tulturas. Jack biraz burada tutuyor. Ne diyorsunuz? Diğer Burası çok iyi burada tutmaları bu arada. Çünkü hem arkayı tutabiliyorlar Glass hem de ön indiği zaman direkt sağ tarafı kitleyebiliyorlar. Çok güzel arkalıyorlar. Bence çok doğru yaptıkları şu an. Ya bir bakmak istiyorum ana kapı ne oluyor? Ana kapının önündeler. Hemen bir bakalım. Yani yukarıya jirit attırıyor. Şu an bir Triarch'ın hala bir setup'ı yok. Nereden girecekler bilmiyorum. Siz yani sağ tarafa doğru gelmeye başladılar. Ama bayağıdır bir bekliyorlar. Ama zamanları da var. Yani 12,5 dakikaları var. Ama ikmalden atlı uşaklar ve ciritçilerle yukarıyı bir darlıyorlar. Çok yakın beklemeleri de onlar için bir birim kaybı olacak. Sürede çok fazla. Eğer yani bence 2 ya da 3 tane push hakları var ve bu ikinci Bekliyorlar. push'unu yapamazlarsa süre çok fazla farmlanabilirler. Evet, şu an merdivenden doğru topluca inmeye başladılar. Zikelyan var. Zikelyan'ı çok güzel attı. Burada güzel sıkıştırırsa yalnız Şu an sıkıntılı çok ama. güzel yoruyor bu arada Jack. Görünmüyor ama çok şey atıyorlar oraya. Şu an orası yok oldu. Çok çünkü menzilleri var. Çok fazla menzilli var bu arada bence Evet. de. Yok etti orayı. Evet, merdivenden inen Triarch ekibine çok güzel erittiler. Merdivende de zaten çok fazla dediğiniz gibi Tersio, Namkan ve Zikelyanları vardı. Yok ettiler. Hemen bakalım ama ikmali alıyorlar bu arada. Ama Orada alamayacaklar. 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 Sadece Evet. hero'lar. Evet. Sadece bir olarak varlar. İlk puşları Triarch'ın ilk puşu başarısızlıkla sonuçlandı. Bu arada bannerları ayarlayamadım arkadaşlar. Bilgisayarımı format attığım için bütün bannerların hepsi silindi. Almayı unuttum. Maçtan önce de banner yapmak aklıma gelmedi ama Cersei ile Holy Crusaders maçının bannerlarını yapacağım. Zaten bir saat bir aramız olacak. Şu an saatimize bakalım. 21:25. İkinci Bu arada maç Sis'e 22:30'da. dikkat ettin mi Glad? Tam şey sıkmaya başladığı zaman hani bütün her şeylerini all-in atmaya başladıkları zaman bu yeni simyacılarla sislediler attıkları yere. Çok güzel oldu bence. Jack Tulturas'tan mı bahsediyoruz yoksa Evet Triarch'dan evet mı? evet. Jack. Jack. Aslında yeni ünit yani geçen sezonki gelen ünit bu arada arkadan gidiyorlar. Arkadan doğdular. Bunu kaçırdık. Hemen arkaya gidelim. Arkadan gidiyorlar. Geçen sezon gelen Gaydacı üniti de aslında Ward'tü. Ama bu sezon gelen bence Alchemist üniti ile ikisini karşılaştırıyorum. Alchemist bence daha iyi. Daha Ward ve Bence de daha iyi. daha Daha da kullanılabilir. kullanışlı. Bu Evet. arada şu op'u görüyor musun? Orayı birazdan yok edecek eğer biraz beklerse, acele etmezse. Şu an arkadaşların basması lazım ama Madağı acele oldu. etti. Madağı'yı o tutturdu. Acele etti. Yok, madağı. Acele etti. Acele etmesi de değil de Madağı'yı o tutturdu ve yanında da Sifo vardı. Sifo'yu oynatan Şöyle kişi oluyor. arkaya güzel Ön oynattı. tarafı puşlasaydı, arkadaşlarının puşlamasını beklese çok güzel olurdu da. Enti diyelim. Evet, bir trap daha çağırdılar saplaya doğru. Güzel bir trap diyecektim ama oh. Ben bu ünitlerle bak bu ünitler oturmaya uygun. Kuşlamaya uygun ünitler değil mavi takım ünitleri. Gitmeyecekler bence buraya. Evet, o atları orada bekletti. Sol tarafta sonra hareket ettiğinde de atların hepsi hiçbir şey yapamadan yok oldu. Burada arkaya bakayım. Yani Seyabede şu an tek başına şeyde. Çok eksik puşluyorlar. Bu arada pushlayana kadar zaten çok unit kaybediyorlar. Çünkü
Çok fazla Jack'te şey var. Cirit vesaire var. Aa. Burada birisi keşik piçetti galiba Evet, arıyordu. evet, evet. Keşikleri C ile getiriyordu zaten. Tek tek geldi hepsi. Hepsi yok etti. Bakalım şuradan arkadan ne getiriyor? Martesi kalmış büyük ihtimalle. Marte mi o? Marte artık. Bir oyuncunun martesi kalmış. Bütün ünitleri bitmiş. Saplayı aldılar bu arada. Sağ saplayı aldılar ama yani 500'e 700. Yani evet bir hakları var. Şu an Bir push atarlar. Fazla mı harbiger var ya? evet. Evet. Çok armigerleri var. Bu arada katafrak çok güzel oluyor bu map'te. Ama armiger bence bu seviyede biraz çok şey kalıyor yani. Useless kalıyor. Fiyat performansa bakarsak o liderde başka bir at var mı? Yok aslında da hani Şimdi Ahmet hocam, liderlik Uğur hocam, liderlik sıkıntımız yok biliyorsunuz. Siz turnuvanın başından beri oynuyorsunuz. Siz de yorumluyorsunuz. Şimdi 790 lider, yani bu turnuvada oyuncuları alırken en çok sordukları şey ne kadar liderliğin var? Hangi birimlerin Evet. açık? Normal turnuvada Korto'da olsun, şeyde olsun, turnuva sunucusunda olduğu için orada işte yeşilden basılan sarı item veriyor ve bütün ünitlerin doktorun yok, şey yok. Ama bunda doktorun var ve liderlik var. Evet. Şimdi bir sarı iki tane mor girebilen oyuncular oluyor. Evet. O sebepten dolayı Armiger'de yani fiyat performans olarak bence iyi bir ünit diye Ama düşünüyorum. şimdi şöyle, ben şunu demek istemiştim, şunu düşündüm. O Armiger'e birinci at olarak mı tercih edildi? Armiger. Onu merak ettim ben. Yoksa hani gerçekten liderlik doldurmak için de anlam bir Armiger miydi o? İki piyade bir at alınacaksa mesela Armiger kesinlikle alınır. Ben mesela iki piyade bir at alacaksam atı Armiger almazdım şahsen. Ne alırdınız peki? Hocam. Vallahi köşük oynardım. Duruma göre üstten Bu arada katafor arkaya attım. doğru hareketlenmeye başladılar. Arka taraftan doğru Unitler gidecekler. yine aynı. Bu arada mavi at da var galiba orada. Evet, şu an önden bir Arada at o... girdi ve o at yok oldu. Abi tek bir yerden push zor biraz. Bu arada neden önce atla pushlayıp sonra piyadeleri getirmeye çalışıyorlar? Ben anlamadım. Ve şu an Harbiden mis gibi tekrardan piyade dönmeye arıyorlar. çalışıyorlar. Rotasyon yapıyorlar. Ve şunu söylemek istiyorum. Orada arkada bir tane Sistem var forta vardı. yalnız. Forte'nin Sistem nereye var burada. baktığını gördünüz değil mi? Yani duvara bakıyordu Forte. Arada bu map'te F3 direkt şey yani. Bu arada F3 koymuştu az önceki arkadaş Evet, da. direkt troll Marta. değil mi? Direkt troll abi. F3 koyamazsın yani. Bence F3 Forte oynatmak artık çok zor ya. İmkansız gibi bir şey yani. F3 Fort oynatmanın kötü yanı şu. Polax'ın ultisi tek atıyor F3 Forte'ye. Ve Iron Reaper, Kargıl Emperyal F3 Forte'yi çok daha rahat indirebiliyor. O yüzden F3 Forte oynamanın çok bir anlamı yok. F3 Forte atı daha iyi durduruyor bu arada. Ama Tabii. olay at değil. Arada trap. Evet, bir trap Trap oraya, çağırdı. o trap oraya değiyor Potadan bu bastılar. arada. O trap Değiyor diye biliyorum ama. oturursa mükemmel olacak ve oturdu. Çok güzel Çok oturdu. güzel oturdu. Tri Archer'den gerçekten mükemmel, müthiş bir trap Trap'i pota geldi. atomaster attı bu arada. Evet. Kaç ün kesti bakabilir misin? Tebrikler. Pota Maçın atomaster'ın sonunda ün sayısını. bakacağız. Burada Tabii ki, gözükmüyor tabii ki hocam. beyefendi. Özür dileriz. Hocam bu arada arkadan Seabe çok güzel çevirdi. Bak maçın artık dengesi değişiyor. Bu son push eğer burayı temizlerlerse maçı alma ihtimalleri var hocam. Güzel harbi yer Seabe'den bu arada. Evet. Evet ama şu an bir şey yapması lazım kepe Evet, doğru mavi evet. takımın. Ve şurada arkada hala bir tane ünit bekletiyor. Artık ilerlemeleri lazım. Ve Temizlediler. kepe vurmak yerine niye saplaya geri dönüyor ki bu adamlar temizlemek için? Kiloları Ha bu da at. temizleyeceklerini aslında artık Abi bir gitmeleri şey lazım. diyeceğim. Şu aşağıdaki adam atları niye xletmiyor mu adam? Niye öyle geliyor atlar? Ve Jett şu an tek başına o atları kesiyor abi sol tarafta. Abi yani bak Nikolas falan tamam okey de şu an kepe push yapılması lazım. Unit kalmadı bu arada Bu kırmızı arada takımın. saplayı olmadığı için kırmızı takımın sadece 10 hero'su hayatta ve o keşiklerle birlikte Ve unit oynarlarsa bir yok. Ve unit şansları var. yok.
Ve keşikleri Evet, bir şansları bekletiyor. var. Artık Niye? git, Şu yürümeniz keşikler girmesi lazım. lazım. Abi Abi orada trap işler de yok edecek yani. kepe giderse Abi keşikler o trebe yerde duruyor. vuracak, trebe vuracak, trebe vuracak. Oo! Kendi ünitlerini attı ünitlerini attı. trebe. Oo! Abi hayır. Bu arada keşiğin hatası. Oo! Abi bak gördüm biliyor musun? Yani hissettim, What? biliyordum onu yapacağını. Nasıl Bu arada ya? onu döndürse şu an windi biliyor musun? Baksana Beyze. Ya Ya wind bir şey yani. söyleyeceğim. Onu döndürse Windi de oyun kurtaran Aa. kahraman olacaktı da dayı. Ya bir türlü Evet. döndüremedi amına koyayım yani adam da bu arada. Çok kötü yani. Çok kötüydü bu Ya arada. oyunu kendi elleriyle alıyorlardı, kendi elleriyle verdiler şu an. Aynen. Şu an kendi Yani ellerine inanılmaz verdiler. amına Evet, koyayım. inanılmaz gerçekten. Şu an base'in içerisinde birimsiz bir fight var. Oyunu alabilecekken. Birimsiz fight var. Bir tane keşik 6-7 kill alır orada. Kahraman olursun kardeşim. Zaten artık doğdu Ezgin Jett. inersin. Evet, Ama Cici. Bu arada bir şey diyeyim mi? bu Bence Jett sonlara doğru çok şey yaptı. Çok saldı bence. Yani bu noktaya bence hiç de getirmemesi rakip lazımdı. birazcık da çok garip oynayınca rakibin ne yaptığını da anlayamadı bence O da de. Ve evet bence o da. işi bitiren olay supply'ın blokta olup artı trap'in çok güzel bir trap gelmesiydi. Ama dayı bu işte oyuncu farkı. Abi o keşik sahibi o hamleyi okuması lazımdı abi. Yani çok bak o keşik bence dümdüz en sağdan gelse diye temizlerdi. Arkadan çevirmesine gerek bile yoktu bu arada o keşiği. Evet, şu an Ki toz. trap'in Sağdan düşmesini gelebiliyordu. bekletti. Trap düştüğü zaman vurdu yani. Bu kadar basit. Yani biraz eleman bok gibi oynadı yani affedersiniz ama. Kardeşim ha. Apezar şu turnuvada yok. Ama o keşiği C ile çağıran adam turnuvada amına koyayım. Hocam sitem etmeyin lütfen. Umarım gelirsin. Yani Serf de geldi. Türkleri herkes var ya. Yani. hocam bu arada bu oyun giderdi. Ben evet gidiyordu. bence mağlubiyet yazarım ben böyle. Galibiyet almaları önemli değil benim Kendi için. elleriyle verdiler. Yani şimdi anlayamadığım nokta şu. Bir trap atılıyor. Trap'in oraya düştüğünü görüyorsun ve hala oradan girmeye çalışıyorsun. Abi mevzu bak oradan trebin. Bu arada bir şey diyeyim mi? Keşiklerini kendi trebini öldürtmesi mevzu değil ki. 40 saniye niye duruyor keşikler orada kardeşim? Çeksen onları kepe sağdan git sol doluysa. Niye illa arkadan Oradan bile bakıyorsun? Bak girerdi bu bu ne arada. biliyor musun? İyi oyuncu olmaya çalışma tribi. Şimdi oyunda zannediliyor ki iyi oyuncular hep arkadan at çevirir. Zannediliyor aslında. Bence yanlış. Neyse. İyi oyuncu doğru pozisyonda doğru yerden sokar at. İlla arkadan çeviren illa iyi oyuncu olmuyor. Benim fikrim bu. Doğru pozisyonda sokması lazım. Ama gitti hem dolu olan yerden hem de trap düşen yerden. Bir daha bütün kişiler öldü trap'e. İçim gitti amına koyayım. Yazık yani. Ve Uğur ya o keşik o kefe girse oyun bitti bu arada ben. Ben sana söyleyeyim ya. Çok zora düşürürdü yani çok aşırı. Müthiş. Mükemmel. Evet abi. Ama zaten bu takım bu yüzden win yok. Hani abi bir anda işte oraya trap attılar, trap yok etti, arkadan dolandılar. Güzel bir Armiger charge geldi. Diyorum ki lan birimler öldü neden hero'ları öldürmüyorlar? Sağ sol saplayı almışlar. Sağ saplayı almışlar. Adamların birimleri yok ama hero'lar fink atıyor. Hero'ları öldürseler belki daha erken düşürecekler. Hadi onu da geçtim. Keşik geliyor, o keşik hepsini temizleyecekti. O trap'i nasıl görmüyorsun? O trap gözünün önünde 3 kere oraya düştü. Yani şöyle bir mouse'u arkaya çevirip de yukarıdan bir trap geliyor mu acaba diye bakmadın mı? Bu arada Evet maçım. onu geçtim. Şu an tam alta batınca trebin yerine denk geldim bu arada şansıma. Evet şu an Trep çok iyi yukarıda gelmiş ben abi. de televizyondan görüyorum. Trep çok iyi gelmiş abi. Winkro'da Türkçe demiş ki çok güzel Oo. trap. Potato Potato Master. Master. Evet Yeşildir abi. Baksana trebi abi. sifonların hepsini oyunla kesti biliyor musun? Yani o Bir sifonları. dakika şimdi bu adam yeşil bir yani ürünü mü yok bu adam? Evet. Yok aynen. Ona rağmen oynuyor adam. Yani yeşil bir ürünü yok ve adam Keşikçi dayıya baksana. Longbow. Longbow yani. Keşikçi dayıya baksana. Keşikçi dayı Spear. Spear. Blades. Kötü oynamamış aslında. Yapamadım be abi. Beceremedim. Becerebilseydin sen bu maçın kahramanı olacaktın. Kesinlikle. Ve
Ya herkese salmış abi. Herkese Eğer o salmış. keşikleri oradan çevirip kepe vursaydı ve 5-6 kilo alıp kepi doldursalardı ada pazarlığı doğu atarlardı Rankıt'ta. Bileş'le beraber. Aa. Yapabilirlerdi Abi bence şu bunu. an Hemen bakalım alt şeyimize. 797 ünit kesmiş. 1157. Ama bu maç yani Ahmet Bey, evet, dediğimiz gibi 17 dakika 16 dakika sürdü bu maç. Ama şey, bir maç değildi öyle. Çok erken farmlanmadı Triarchi. Güzel oynadı. Benim yorumum güzel oynadı. İyiydi ama tabii Hiro şeylerine baktığımız zaman da bakalım hemen 59'u 17. evet. Yani bak, yani çok az hero kill almışlar ama güzel birim kesmişler. Farmlanmadılar. Güzel oynadılar. O kadar erken bitmedi. Erken pes etmediler ama o yapılan trap hatası, arkadan keşiği sokamama, 200 birim farkları vardı. Hep zaten bir birim farkı vardı. Gerideydi Triarch'ı. İşte orada o mızraklı kişi onu soksaydı, işte oyun şu an böyle konuşmuyorduk. Çok farklı bir şekilde konuşuyorduk. Triarch'ı kazanmış olabilirdi.